dışındaki vazifemizi sonunda buraya atandık. Yurt dışında ne görevdeydik? Yeni bakanlık göndermiştik üniversiteye. İlk Özal'ın yapmış olduğu hakikaten bizim meslektaşlar adına farklı bir şey. Bu İngiltere olarak daha öncesinde aslında Amerika'da vardı ama şimdi dünyanın muhtelif yerlerine gidiyor arkadaşlarımız. Sayın Kaymakam, önce hayırlı uğurlu olsun dedik. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Ondan sonra biz, önce ben kendimi çok kısaca tanıtayım. Zonguldak Belediye Başkanlığı döneminden başlayan, köy hizmetleri genel müdürlüğü devam eden, Bartın Milletvekili, Grup Başkanlığı, Komisyon Başkanlığı ve Bakanlık görevlerini sürdürdüğüm siyasi hayatım ve bürokratik hayatım oldu. Yani kısacası devlette hem mühendis olarak genel müdürlüğe kadar her kademede görev yaptık. Siyasi olarak da hemen hemen 2-3 görev var. Onun haricinde birçok görevde bulunduk. Bu dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden, partimizden milletvekili adayı olduk. Dolayısıyla bugünkü ziyaretimiz milletvekili arkadaşlarımız la beraber, Allah söyletiyor, milletvekili adayı arkadaşlarımızla beraber ama inşallah hep beraber gideceğiz. İlçe başkanımız ve bizim ve partimizin burada görevli olan, ilçe yönetim kurulunda görevli olan arkadaşlarımızla birlikte sizleri ziyarete geldik. Her zaman devletin bekasını, devletin ağırlığını, devlet adamlığının her zaman önde olması gerektiği düşüncesi olan bir idareci, bir yönetici, bir siyasiyim. Kendi adıma bunları söylemekten her zaman onur duyarım. Görevlerimde bunlara çok büyük özen gösterdim. Özellikle devletimizin ağırlığının hissedilmesi konusunda aldığım bütün görevlerde yetkiden fazla kendimi sorumlu tuttum. Bugün bu ziyaretimizde benim sizlerden istirhamım önce devletten Alaplı ile ilgili çok kısa da olsa şöyle 5-10 cümleyle Alaplımızın ihtiyaçları nelerdir? Bizlerden siyasi olarak belli görevlere geldiğimizde, milletvekili seçildiğimizde inşallah üçümüz birden gideceğiz. Bizlerle ilgili siyasetten takip esasını elden bırakmadan istedikleriniz veya siyasilerden beklentileriniz sizlere yardımcı olma açısından esas olan devlettir. Siz burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla devleti temsil ediyorsunuz. Bu temsilde bize düşen görev ise biz sadece sizlere yardımcı olma babından bunları sizlerin ağzından duymak istiyoruz. İlk etapta benim söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Valimiz de mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Ondan sonra da Sayın adayımız, arkadaşımız, doktorumuz bir şeyler söyleyecektir. Onun peşinden de biz sizleri çok kısa da olsa dinlemek isteriz. Hem şahsım adına, hem arkadaşlarım adına, hem de teşkilatımız adına önce sevgilerimi sunmak istiyorum değerli dostumuza, kardeşimize. Çünkü yıllarca biz de o koltukta oturduk. Özellikle Alaplı, benim Zonguldak Valiliği döneminde en sevdiğim ilçelerin başında geliyordu. Buraya biz çok sık sık gelir giderdik. Ve bu binanın yapımında da bizler biraz emeğimiz de vardır. Her şeyden önce böyle bir insanın o kadar uğraştıktan sonra emeğinin karşılığını gelip burada somut olarak görmesi insanı mutlu ediyor. Onun için ben tekrar hayırlı olsun diyorum binanın. Aynı zamanda adliye binasının. Çünkü eskiden biliyoruz o çarşıda ikinci katta bütün böyle şeyler, dosyalar şeylerde, balkonlarda o kadar çok kötü bir haldeydi. Yani bugün şu anda burada şey yapılması ve bunu emeği olan bir arkadaşımız olarak, dostumuz olarak hakikaten mutluluk duyuyorum. Tabii makamlık olarak burada ben yeni gelen arkadaşımız olarak sizlere hem başarılar diliyorum hem de burada sizin şahsınızda tüm arkadaşlarımıza, tüm kamu görevlilerine, işçilerimize, memurlarımıza ve onlarla birlikte tüm muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerine sizin şahsınızdan buradan bir kez daha bütün arkadaşlarımız adına enişten sevgilerimizi de sunmak istiyoruz. Biraz önce Sayın Bakanımızın da dediği gibi bizler Zonguldak'ın hizmetinde olacağız. 24 saat insanımızın hizmetinde olacağız. Bu anlamda da bize düşen görevler neyse bunu hakkıyla yerine getireceğimizden ve Zonguldak'a, Alaplı'yı en iyi şekilde temsil edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmaması lazım. Ben buradan sözlerimi fazla uzatmadan sizin aracınızla, basın mensubu arkadaşlarım aracılığıyla bütün Alaplı dostlarımıza da
Buradan arkadaşlarımız adına, partimiz adına en içten sevgilerimizi sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz ve inşallah güzel bir seçim dönemi barış içerisinde, insanların birbirine saygıyla yaklaştığı, demokratik olgunluk içerisinde ve tüm insanlarımızın da hakikaten şöyle baktığı zaman kim ne yapabilir, kim neyi başarabilir, Ankara'da bu işlerin üstesinden kim gelebilir, bu anlamda objektif olarak karar vereceklerine de yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha hem size hayırlı olsun diyoruz, hem arkadaşlarımıza, dostlarımıza, tüm Alaplı'ya sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Değerli büyüklerim, tabii ki Türkiye siyasetine yön vermiş insanlara beraber olduğum için çok mutluyum sizlerle aynı şekilde. 1965 yılında Çatalazı Termik Santrali'ne başlayan bir İşçi babanın oğluyum ben. Bu bölgeye 50 yıl önce geldim. Nedir? Bu bölgenin gerçekten ciddi sorun olduğunu düşünüyoruz. Bir şeylerin çözümü adına, bir şeyleri başarmak adına yola çıktık. Ve ilk ziyaretimiz de Alaplı'dan, sizden başladık. Ben size tekrar başarılar diliyorum. Saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Alaplı'nın en önemli problemlerinden biri sizin arzunuz belediye başkanı olarak ya. Herhalde tabii ki şehrin temsil yetkisi sizde. Evet. Dolayısıyla liman konusunda bir arzu, bir isteğiniz söz konusu. Şimdi bu yoksa dere ağzına iki tane menderek olduğu zaman daha mı iyi olur diyorsunuz? O menderek sizin zamanında bir yer yapıldıydı. Temsil güç almış şeyini ben biliyorum. O sizin katkınızdan dolayı herhalde bir şey oldu. Yapıldı. Menderek. Bitti şu anda DS çalışıyor yukarıda da burayla ilgili bir şeyler yapacağız dediler bize. Daha hala şu anda da girmediler. Bizim zamanımızda biz onu başlattık, ondan sonra görev değişikliği oldu işte. Devam etseydi o daha da çabuk bitecekti de şu anda ne durumda? Ya şu yukarıda bir dere temizliği var ama yani daha aşağı doğru gelirse bir şey yapılacak dendi ama daha şu anda da girilmedi. Ama sözünü verdiler gireceğiz diye. Herhalde girerler yakın zamanda, öyle tahmin ediyorum. Ama bunun yanında tabii yani liman Alaplı için önemli bir proje. Yani limanın yapılması, burada tabi tersane olayı var. Yani şu anda Ali Uzundemir kendi imkanlarına bir bahçede tam böyle düzene getiremedi. Alaplı'daki tersaneden bahsediyorum, Ere'deki tersaneden bahsediyorum, o kapandı. Orada 8000 kişi çalışıyordu, şu anda zaten çalışan kalmadı. Bu 8000 kişinin de 3000-3500 kişiye yakın Alaplı'dan çalışan insanlarımız vardı. Yani bir hareketlilik vardı oradaki tersanede bölgemizde. Şimdi bak sevgili başkan, şunu açık net söyleyeyim belediyeyi. Geçmiş, sağ ol. Şimdi basın mensubu arkadaşlarımız da hazır buradayken, geçmiş dönemle şimdiki dönemi mukayese ettiğimizde, yani son 10-12 yıl içerisinde, yani AKP hükümet olduğundan bu yana, bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden değerlendirmesini siz yapın ki, sizin gibi kamu kuruluşlarında önemli görevlerde bulunan arkadaşlarımız yapsın. 3. Saygıdeğer Alaplı hemşehrilerimiz, Zonguldak hemşehrilerimiz yapsın. Bakın, geçmiş dönemde Ereğli'de saç ticaretinden kaynaklanan önemli bir ticaret var. Doğru mu? Bu önemli bir istihdam yarattığı gibi ekonomik önemli bir girdi yaratıyordu ve dolayısıyla vatandaşımızın ekonomik yeniden kalkınmasını sağlıyordu. 2. Buna bağlı olarak çok önemli taşımacılık hizmetleri veriliyordu. Bugün Alaplı'da da Ereğli'de taşımacılık hizmeti diye bir şey söz konusu değil. 3. Erdemir geçmişte saç ticaretiyle ilgili olarak bölgeye belli konularda biraz daha yardımcı oluyordu ve ayrıcalık tanıyordu. Şimdi bu ayrıcalık niçin tanınmaz? Bununla ilgili yapılması gereken her türlü girişimi yapmak lazım. Onun yanı sıra bölgede mutlaka fakülte ve yüksekokul sayısını artırmak lazım. Burada Alaplı'da en önemli işlerden bir tanesi de Alaplı'da limanın yanı sıra da Alaplı'ya yüksekokul olan ve en az 4 talebenin 1 kişinin istihdam oluşturduğu talebe sayısını artırmak için yüksekokulu fakülteye dönüştürüp veya bölgede Ereğli'de olsun, Alaplı'da olsun vakıf üniversiteleri dahil yeni eğitim, özellikle yüksek eğitimle ilgili mutlaka girişimlerde bulunmak, bunu takip etmekle zorlamak lazım. Kısacası bölgenin
ekonomik yapından çöküşü son zamanlarda çok daha fazla oldu. Yani geçmiş koalisyon hükümeti döneminde biz AKP'yi hükümeti 57. hükümet devretmeden önce gerek Ereğli'de gerek Alaplı'da tersanelerin durumu hem Alaplı'da hem Ereğli'de 6-7 bin kişi çalışıyordu tersanelerde. 8 bin diyelim. Biz daha az söylemişiz. 8 bin kişiyi minimum 4'ten çarparsanız 32 bin kişi yapar. 32 bin kişinin düşünebiliyor musunuz ekonomik yönden yoksulluk sınırına yaklaşacak duruma gelmesini veya çöküşünü. Bakın 2002 yılında bir gecede, çok iyi bilirsiniz, ailenizi de çok iyi tanıyorum. Yani o dönemde biz bir gecede 1975 kişi, kaldı ki bir kısmı çıkarılıyordu, başlamıştı çıkarılmaya, 1975 kişi Erdemir'de çalışan arkadaşlarımıza, işçilerimize bir gecede kadro vererek onların tamamını kadroya geçirdi. Yaklaşık 1975 demek 2000, 25.90. 2000 çarpı 4 deseniz 8000 kişinin bugün en az. Kaldı ki 2000'den bu yana o 2000 kişi en az 15.000 kişi olmuştur, öyle değil mi Vali? En az 15.000, torun sahibi oldular, torba sahibi oldular. Ama biz neye uğraştık? Bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel yönden kalkınması ve takip esasını elden bırakmadan siyasetçi olarak kendimizi itimat telkin ettiler, vatandaşlar telkin ettirdik ve hiçbir zaman siyasetçi olarak şahsen ben kendi adıma söylüyorum çünkü Vali Bey henüz daha siyaset yapmadı, bürokrattı ama bürokrat olarak da Vali Bey bugüne kadar bütün köylülerimiz de bilirler vermiş olduğu sözün de mutlaka arkasına durmuştur. Bürokrat olarak engin tecrübesinden Zonguldaklı, işte Bartınlı, Denizlili yararlanmıştır. Biz göreve talip olduğumuz andan itibaren arkadaşlarla da beraber olduk. Tecrübemizi, bilgi birikimimizi, ben şahsen geçmişte belediye başkanlığımı, genel müdürlüğümü, bakanlığımı ve bu esnada almış olduğum bütün tecrübelerimi ve yapmış olduğumuz projeleri takip ederek daha iyisini yapabilme, vaat etmek için değil, gerçekleştirmek için aday olduğumuzu özellikle Alaplı Belediye'mizde ve hemen hemen bütün sülalesini tanıdığım değerli kardeşimizin yanında bir kez daha belirtiyorum. Yine bizi bu şekilde Sayın Başkanım, diğer arkadaşlarım, aday arkadaşlarımla birlikte, bölge başkanım, ilçe başkanım, diğer arkadaşlarımızın tamamını bu şekilde karşıladığınız için de sizlere ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ne demek yani? Geldiniz, şeref verdiniz. Evet, sizin hizmetlerinizde anlattığınız gibi biz hepsini yakından biliyorduk. Yakından Alap halkı da biliyor, Zonguldak halkı da biliyor. Sizin köy hizmetleri müdürümüz, genel müdürümüzde, belediye başkanımızda, bakanımızda yaptığınız gibi, Ereğli'de, Erdemir'de ilgili yaptığınız gibi tabii herkes biliyor. Valimiz de tanıyoruz yakından. Her ne kadar o yıldan çok şey yapmasak bile. Biz de yine siyaseti içindeydik. Vali Bey'imiz de çok takdir ettiğimiz bir insan. Yani çok beyefendi bir insan. Yani inşallah bölgemiz için, Alap'ımız için hayırlı olur. Sayın Bakanım. İnşallah hayırlı olur. İnşallah bu seçimde güzel bir şey olacağını tahmin ediyoruz hep beraber. İnşallah bir değişiklik olacak. İnşallah vatandaş bu değişikliği de bekliyor artık. Türkiye genelinde. Sırf Alaplı'da da olmasa değil. Türkiye genelinde bir değişim artık istemiyor. İnşallah bu da bir gerçekleşir. Bir yeni bir kan, yeni bir şeyle beraber hem Alaplı'mız, hem bölgemiz, Zonguldak'ımız, hem de Türkiye'miz iyi bir yere gelir diye düşünüyoruz. İnşallah, hep beraber. İnşallah. Çünkü bir değişiklik artık şart yani. Geçen hafta polis teşkilatımızın bayramıydı. 170. teşkilatın, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü Zonguldak'ta kutladık hep beraber. Bugün burada emniyet müdürümüzün bir seyahatte olması değil mi? Nedeniyle değerli amirimiz sağ olsunlar bizleri karşıladılar. Her zaman her yerde olduğu gibi Türk polisi bugün de bizlere misafirperverliğini gösterdi. Ben amirimize ve onun nezdinde bütün emniyet teşkilatına, şahsım ve arkadaşlarım adına özellikle Milliyetçi Hareket Partisi başta bölge
başkanımız, ilçe başkanımız ve tüm teşkilatımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ben birçok görevlerde bulundum. Bulunduğum bu görevlerin tamamında özellikle askerimize ve emniyet teşkilatımıza hiçbir zaman saygısızlık yapmadım, yapılmaması konusunda çok büyük mücadele ettik. Devletimizin varoluşu, toplumumuzun huzur içinde yaşaması için askerimizin ve emniyet teşkilatımızın görevde ve görev esnasında da her türlü yardıma ihtiyacı olan bu kuruluşlarımızı ayakta tutmak bizlerin asli görevidir. O nedenle de emniyet teşkilatımız içerisinde bütün arkadaşlarımız devletimiz için, vatanımız için, toplumun huzuru için, güvenliği için, hepimizin güvenliği için mücadele etmektedirler. 24 saat görev başında olan bütün arkadaşlarımıza ben enişten sevgilerimi, saygılarımı sunarken bölücü terör örgütü tarafından hayatlarına son verilerek şehitlik mertebesine eren tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görev esnasında değişik nedenlerle başka kazalar olmak üzere yine vefat eden emniyet mensubu arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Görev başından olan polislerimize daha iyi hizmetler sunabilmek için başta sosyal hakları, ekonomik yönden onların daha fazla rahat edebilmeyi için ekonomik hakları ve güven içerisinde görevlerini yapabilmeleri için sosyal haklarının kendilerine en iyi şekilde verilebilme mücadelesinde de bulunacağımızı ayrıca belirtmek istiyorum. Tabii ki emniyet teşkilatı içerisinde en önemli ve en üst amir hemen hemen valilerdir. Hemen hemen değil, valilerdir. İllerde, ilçelerde, kaymakamlar, illerde de valilerdir. Bizim çok değerli yine milletvekili aday arkadaşım, sayın valimiz de kendi iş arkadaşı, meslek grubu ve çalışma arkadaşları olarak ben sözü sayın valimize bırakmak istiyorum. Tekrar sayın abim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bir kez daha emniyet teşkilatımızın 170. kuruluşu dönümünü en içten dileklerimle hem şahsım hem arkadaşlarımız hem de tüm teşkilat mensupları adına kutlamak istiyorum. Emniyet amirimizin burada şahsında tüm Alaçatı'da bulunan emniyet mensubu arkadaşlarımıza da hem kendilerine hem ailelerine en içten sevgilerimizi sunmak istiyorum. Tabii ben emniyet teşkilatına geldiğim zaman kendimi kendi evimde gibi hissediyorum. Çünkü yıllarca biz arkadaşlarımızla beraber olduk. Birlikte aynı kaderi paylaştık. Ve hep güzel günlerimiz geçti. Onun için emniyet ve jandarma teşkilatı bizim açımızdan ayrı bir önemi vardır benim açımdan özellikle. Biraz önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde birliğin, beraberliğin, vatana sahip çıkmanın, emniyetin, asayişin arkadaşlarımız sembolü olmuştur. Şu anki düşünceler olarak biz parti olarak da arkadaşlarımızla, emniyet teşkilatı mensupları arkadaşlarımızla aynı duyguları paylaşıyoruz. Çünkü onların da düşüncesi bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmak, bölünmek düşündüğü savunmak. Aynı değerleri bizler de savunuyoruz. Ve aynı yöne doğru hep birlikte bakan kişileriz. Bu uğurda mücadele eden kişileriz. Tabii ki her toplumda huzuru bozan kişiler çıkacaktır. Onlarla da mücadele etmek arkadaşlarımızın görevi de en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Ben özellikle seçim döneminde en fazla mesai harcayan görev grubu olarak emniyet ve jandarma teşkilatı olarak arkadaşlarımızın bugünümüzdeki süreçte başarılar diliyorum. Çünkü teşkilatlar olarak, adaylar olarak bizler koşturuyoruz ama emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız da en az bizler kadar koşturuyor, görev alıyor.
Onun için biz şimdiden peşinen kendilerine de bu süreçte bu verdikleri emekler için bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Bizler parti olarak zaten devlete, millete ve kanunlara saygılı kişileriz. Arkadaşlarımızın hiçbiri bu süreçte en ufak şekilde seçim ortamının gerici, zedeleyici, herhangi bir hareketin içinde olmaz, olamaz. Bizler arkadaşlarımıza yardımcıyız. O anlamda kendilerinin de tüm siyasi partiler olduğu gibi bizlere de aynı şekilde, aynı eşitlikte yardımcı olacağını zaten yürekten inanıyoruz. Çünkü amacımız sağlıklı şekilde seçimlerin yapılması ve insanımızın kendi iradesiyle en iyi sonucu vararak oyunu kullanmasıdır. Bizlere düşen bir ortamın yaratılmasıdır. Ben bir kez daha arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Özellikle eşlerini ayrıca tebrik etmek istiyorum. Çünkü hakikaten mesai mevzunu tanımadan arkadaşlarımız görev başında koştururken onlar kadar evde bekleyen eşlerin çocukları onlar kadar hizmet veriyorlar ve fedakarlık yapıyorlar. Onlara da buradan bir kez daha en içten sevgilerimizi sunmak istiyoruz. Ben ailelerimle birlikte tüm arkadaşlarımıza sağlıklar diliyorum. Nazik ziyaretinizden ötürü ve temellerinizden ötürü de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlere görevimizi en iyi şekilde yapıp inşallah huzurlu bir şekilde ilçemiz içerisinde seçimleri atlatmayı ümit ediyoruz. Ankara'ya gelip de bir dediniz iki olmuyor değil mi? Ha? Oldu mu? E şimdi o zaman destek var mı? Allah razı olsun. Merhabalar. Sağ olun, var olun. Oldu. Ben Eski Enerji Bakanı Eskişehir'de. Hoş geldiniz. Üstteki Çakal, merhabalar. Valimiz, eski valimiz, Zonguldak valimiz. Memnun oldum. Arkadaşlar, bir sorununuzu bozmayın. Cümleden selamünaleyküm. Ben Eski Enerji Bakanı, Eski Köy Hizmetleri Genel Müdürü, Eski Zonguldak Belediye Başkanı Zeki Çakal. Size tekrar hizmet edebilmek için göreve talip olduk. Taşın altına elimizi koyduk. Alapya'nın, Ereğli'nin bütün köylerinde, genel müdürlüğümde, bakanlık döneminde Ereğli'nin içme suyu dahil olmak üzere fabrikada 1975 kişinin Erdemir'de işe alınması, kadro verilmek üzere ben elimden geleni yaptım. Tekrar size yardımcı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tanırım seni. Allah razı olsun. Çok güzel. Sağ ol. Valimiz, Zonguldak valimiz, Bartın valimiz, Denizli valimiz, doktorumuz burada. Biz beraber hizmete talip olduk. Desteklerinizi bekliyoruz. Bugüne kadar bize güveniniz, hiçbir zaman itibarını sarsmadık. Bundan sonra da sarsmayız. Bir de şey hareket var. Meral Hanım gene odayımız. Anamdaydı. Öyle mi? Ben de Anamdaydım. Çok iyi, aferin. Çok iyi tanıyorsunuz ama benim hakkımda düşüncelerimi söyle. Onu Allah bilir. Ben ha? Toplumda konuşmam onu Allah bilir. İyi hadi bakalım. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sağ ol, var ol. Sahip halde var mısın? Hacer, gelmiş birinden beri ya, abimiz ya. Hacer yine birleştir. Demin Allah'a bir şey. Yardım olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Bakalım. Resim yolunuz açık olsun. Sağ olun. Bir resim alacaklarmış ya. Orada, orada. Oyunun gene. Gene, gene kardeşlerim. Bakarım. Vay eski muhtarım benim ben. Şöyle, sizi bak, bu pilavı alırken böyle karıştıracaksınız ki, tamam mı? Alttaki yağ üstüne gelsin, bak, gel. Şimdi biz şu beraber bunu yiyeceğiz şurada, 5 dakika. Şuradan da şuradan şeyini alalım bakalım, gel. Aa, bir dakika, onun üzerine tam göbeğini koyacaksın sen. Sen, aha, şimdi beraber yiyeceğiz, gelin. Bize kaşığı ver bakalım. Aa, gelin bakalım şöyle, şuraya. Hep beraber, birer tane. Evet, bize birer kaşık. Buyurun. Buyurun.
Valla biz yiyelim siz bakmayın da bizden sonra da bir tane de oraya ayarla hemen şuraya arkadaşlara da birer tane. Dur basın mensubu arkadaşlar elini hazırlayayım. Basın mensubu ben bilmiyorum. Aynen bak ama bu planı bak bir daha söylüyorum. Bunu yapmak kadar almak çok önemli. Bak böyle şuraya görebiliyor musunuz? Aa. Çekimi yaptıktan sonra arkadaşlar... Başkanım batıracaksınız lokantacıyı. Biz batırmayız, parasını vereceğiz. Angarya, Angarya anayasada yok. Bunlar emek veriyorlar, bu emeğe karşılığını vereceğiz. Öyle şey yok. Evet, basın mensubu arkadaşlar çatal. Hayır, şunları işte. Ya şurada birer lokma. Olmaz, alın bakayım. Birer lokma tutturalım. Hadi bakalım. Yok, hadi bakalım. Afiyet olsun. Şaka. Az veya çok neler yaptığımızı Yavuz Ertmen, eski valimiz. Meral Demirbaş. Tamam mı şimdi? Ne yaptınız? Arkadaşlar, tamam. Allah razı olsun. Şu manavdan bir... Adayımız Sayın Bakanımız Zeki Çakan. Nasılsınız? Desteklerinizi bekliyoruz. Ahmet Emre Bayramız. Merhaba. Kolay gelsin. İyi alışverişler. Eski valimiz Yavuz Ertmen. Merhabalar. Meral Hanım, Meral Demirbay, eski bakanımız Sayın Zeki Çakan, Ahmet Emre Bayramoğlu hocamız. Efendim başarılar dileriz. Çok güzel bir görmekten mutlu olduk. Başarılar dileriz. Beni Zonguldak Belediye Başkanlığı'ndan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan tanırsınız. Evet, tanıyorum. Bakın, bakın şunu söyleyeyim değerli hemşehriler. Fazla hiçbir şey söylemeyeceğim. 2002 yılı öncesine bir bakın, Ereğli'ye, Alaplı'ya. Bir de şimdiki durumuna bakın. Evet, başkanım. Sosyal yönden, ekonomik yönden, nerede o dönemde 7-8 bin kişi çalışıyordu tersanelerde? Var mı? Yok. O dönemde 2002 yılında 1975 kişiyi Erdemir'e kadro vererek bir gecede dışarı yatılanların ekmeğini devam ettirdik. 1975 kişi kadroya geçirdik. Evet. Var mı şimdi ondan sonra lan? Hiçbir şey kalmadı. Ereğli'nin içme suyu dahil komple temelini biz attık. Çok hizmetlerimiz var. Başkanım biz sizi tanıyoruz. O zaman bir şey demiyorum. O zaman Vali Bey, bak o zaman Vali Bey, doktorumuz, bak TTK'dan kardeşimiz, o zaman bir şey söylüyorum. Oylar bize mi? İnşallah. Size söylediğiniz şey yok. O zaman başka bir şey demeyiz. En iyi liste MHP'nin listesi. Bizi yalnız unutmayın başkanım. Devletin başına genel başkanımız devlet gelecek. Aynı yılda devletin tecrübeleri varken parmak kaldıran, indiren milletvekili peşine koşmayın. Doğru. Koşmayın. Bize bir şey olmaz gene. Size yazık. Evet. Biz taşın altına elimizi koyduk.